Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Çin, Hong Kong'daki kripto para şirketlerini bünyelerine katıyor. Adı altındaki haberi inceleyeceğiz ve e, bu olumlu gelişmeleri değerlendireceğiz arkadaşlar. Bu arada tabi BTC 30 bin seviyelerindeki. Gerekli kırılımı yapmış bulunuyor ve şu an için gayet iyi bir şekilde diyebileceğimiz halde ilerliyor. Saatlikte de bir Golden Cross almamız an meselesi olacaktır arkadaşlar. Bakalım bu gidişatla birlikte büyük ihtimalle hiç değilse güzel haberlerin de eşiğinde son zamanların 31.000 seviyelerini kıracak gibi gözüküyor. Sizce 31.000'leri kırabilir mi? Kırabilirse ne noktalaya erişebilir konusunda? yorumlarda kendi fikrinizi dile getirebilirsiniz. Hedef 34.5 olarak ilerliyor. Hong Kong'un kripto para merkezi olma çabası sadece kripto para şirketleri için değil. Çin'deki birçok devlet bağlantılı bankalar için de çeşitli fırsatlar sunmaya başladı. Çin'deki kripto parayla ilgili faaliyetlere yönelik genel yasa rağmen Çin merkezli bankalar Hong Kong'daki düzenlenmiş kripto para şirketleriyle Ortaklık kurma ve onları bünyelerine katma konusunda yoğun ilgi gösteriyor. Bakın Çin'in yeniden kripto paralara girişi e, sürecini yanlış anlayanlar var arkadaşlar. Adamlar zaten hiçbir zaman çıkıp doğrudan evet kabul ettik geliyoruz falan gibi bir açıklama yapmaz. Yavaş yavaş ortamı açarlar. Önce gördüğünüz gibi Hong Kong girdi ve e, piyasa içerisindeki ilerleyişini sürdürdü. Çin tarafı Hong Kong'a müsaade etmeye ve gözetlemeye başlarken kendi özel sektörüne de müsaade etti. Şimdi gördüğümüz senaryo ise Çin tarafındaki devlet destekli özel sektörlerin Hong Kong'a ve kriptolara dolaylı yoldan bu şekilde giriş yapması. Bu da çok daha ileri noktalara kadar taşıyacak, taşınacak. Wall Street Journal'da yayınlanan bir rapora göre Çin'in devlete ait büyük bankalarından Bank of Communications'ın Hong Kong şubesi şehirde kayıtlı olan birkaç kripto para işletmesiyle işbirliği yapması planlanıyor. Evet, zaten biliyorsunuz. Bu gibi olaylar son günlerde sıkça artmaya başladı. Bank of Communications'ın yanı sıra Çin'in popüler internet sigorta şirketi Zonkan online PC Insurance CEO tarafından kontrol edilen Hong Kong'un en büyük sanal bankası Zea Bank, Zea Bank'ı büyük ihtimalle biliyorsunuzdur, bayağı da meşhur. Kripto para şirketleri için ödeme bankası olarak hareket etmesi planlanmaktadır. Bankalar fiyat para birimlerinin yatırılması ve çekmesini kolaylaştırıyor. Bu arada genel olarak bankalara giriş konusu kriptolar için zaten çok önemli arkadaşlar. Burada kripto paralar risklidir, yatırım yapmayın adı altındaki algıyı yıkmak için bankalarla işbirliği her zaman çok önemli olmaya devam etmektedir. Kripto para şirketleri Çin'in desteğini almaya başlıyor. Kripto para işletmelerine hesap hizmetleri sağlamanın yanı sıra bu bankalar yetkili borsalarda token mevduatlarının Hong Kong doları, Çin yuanı ve ABD doları cinsinden çekilebilmesini sağlayacak ödeme bankaları olarak hizmet veriyor. Yolbaşçı Hong Kong Mali Sekreteri Paul Chen şehrin 2023'te daha fazla kripto para firmasıyla işbirliği yapmaya çalıştığını açıkça belirtiyor. Biliyorsunuz en son Tencent arkadaşlar Çin kökenli bir bir Çin firmasıdır. Incek ile ortaklıklarını, ING ile ortaklıklarını duyurdular. Önceki videoda da bunu konuşmuştuk. Dilerseniz daha doğrusu iki video önceydi. Girip onu da izleyebilirsiniz. Çin tarafından inanılmaz diyebileceğimiz bir akın devam ediyor. Devletin yenilikçi kripto para yaklaşımı sonucunda yaklaşık 80 kripto para şirketi şehirde iş yeri açma veya büyütme konusunda ilgi gösterdi. Devletin kripto para teşvikleri Çin bankaları ve fonları gibi şaşırtıcı müttefikler kazandırıyor. Bakın zaten şöyle de bir durum var arkadaşlar. Şu an ABD tarafının sert regülasyon göstermesi de Çin'in çok fazla işine yaradı. Çünkü ABD tarafı bu kadar sert regülasyonlar gösterirken daha çok Çin'deki bu açılım ve yumuşama etabı ya da Birleşik Krallık ve Almanya'nın bu etabı arkadaşlar çok daha mantıklı kendi ad, kendi adlarına da çok daha e, mantıklı bir hareket oldu ve bunu kullandılar. Nasıl ABD bu kadar sert regülasyonlar yaparken ve e, burada Çin tarafının yanı sıra ABD'deki kuruluşlar, borsalar, e, bir takım firmalar pazarlardan çekildiklerini ifade ederken bu gibi devletlerse daha olumlu ve mantıklı bir regülasyon süreci izleyerek aslında ne yaptılar? Bunları tamamen kendi bünyesine çekmeye yönelik oynadılar arkadaşlar. Tabii ki bütün bunlar da olurken ne oldu? Her biri piyasaya pozitif halde etki etmeye devam etti. Yeni pazarlar içerideki piyasa yapıcılara açılmış oldu diyebiliyoruz arkadaşlar. Devam edelim. CoinTelegraph'ın bu konuya daha önce dikkat çektiği şekilde... ...kripto para şirketlerini bünyelerine katma ve düzenlenmiş firmalar için... Banka hesapları açma dışında Çin hükümeti destekli CPIC Investment Management iki kripto para fonu başlattı. Çin'in merkezindeki ikinci en büyük sigorta şirketi olan CPIC'nin yeni başlatılan kripto para fonları kurumsal yatırımcılara odaklanıyor. E doğru e bu biliyorsunuz iki ayrı fon başlatıldı ve e bir tanesi Web3 projelerine yatırım yapmaya bir diğeri ise arkadaşlar bununla bağlantılı da olabilir Bu arada post mekanizmasını kullanan projelere yatırım yapmaya odaklanıyor Her birisi ayrı ayrı değil ve bütçe ayrılan fon sağlanırken aynı anda posu kullanan bir yapıya da hizmet edebilir O yüzden pos mekanizmasının ve özellikle ve 3 kategorisinin bugün ne kadar önemli olduğunu ve Çin tarafından da desteklenen büyük geniş ve sağlam bir kategori olduğunu Bilmek lazım ki daha çok piyasaya giren yeni traderların da yapay zeka ve Web3 kategorisine yönelmesini ben biraz daha mantıklı ve akılcı görüyorum. Bu arada baş baş projede yani Web3 alanındaki baş projede, post alanındaki baş projede biliyorsunuz, Ethereum'dur bugün. Çin'in Hong Kong üzerinden kripto paraya olan artan ilgisi, Çin'in merkezindeki kripto parayla ilgili faaliyetlere yönelik. Birden fazla sıkı önlem almasına rağmen kripto para ekosisteminde birçok kişiyi şaşırtmaya devam ediyor. Hayır şaşırtmıyor. Başından beri bununla alakalı konuşuyorduk. E bundan bir sene önce de bunu söyledim. E Çin bunu Çin bunu yapıyor yani. Yapmak zorunda. Yapmaya da devam edecektir arkadaşlar. E çünkü başka çaresi yok. Para burada. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese hoşça